Tüm köklerin toplamı 9 o zaman buradaki kökler toplamı eksi b bölü a'dan dolayı x1 artı x2 diyelim 2 olacak arkadaşlar. Şurası 3x eksi m'den x3 x4 x5 unutmamak lazım sonuçta küp olduğu için arkadaşlar sakın tek kök demeyin. Burada 3 kök var birbirinin aynısı o da m bölü 3'e eşit haliyle m bölü 3 çarpı 3 artı 2 eşittir 9... Bu yüzden M arkadaşlar 7 bazen unutuluyor. Sonuç olarak şöyle düşünün. E, kökler bir örnek vereyim size. X-2 çarpı X-2'nin köklerine ayrı ayrı 2 diyoruz. Ama eleman olarak yazarsak tabii tek elemanla diyoruz. Ama iki tane birbirine eşit kök var. Onun gibi burada da birbirine eşit 3 kök var. 2 neye artı 1 arkadaşlar tek sayılar demek. Tek doğal sayılar. Bunun köklerinde normal bulacağız hangileri tek sayısı onu alacağız aslında. Bize şunu demek istiyor. Bu denklemin tek sayı olan köklerini bul. Tek doğal sayı olan köklerini bul. Kesişimi bu demek. Sonuç olarak x eksi 101 çarpı x artı 1 küçüktür 0. Burası 101 burası eksi 1. Şöyle yaptım eksi 1 böyle oldu 101 artı eksi artı. Böylece arkadaşlar şu durum olabilir bakın. Eksi 1 ile 101 aralığında kökleri var normalde değil mi? Ama biz soruda şu A kümesiyle kesiştireceğimiz için normalde kökler nelerdir? 0, 1, 2, 3, nokta nokta. 100'e kadar bütün kökler bu denklemin kökleridir. Ancak bunların içinden bir de A'da olan tek sayılarla kesiştireceğimiz için burada olan tekleri alacağız. 1'den 99'a kadar kaç tek vardır? Son terim eksi ilk terim bölü 2 artı 1. Böylece 49, 48, 49 bir daha 50 olmuş oldu C şıkkı. Dikdörtgenlerin alanlarını toplayacağız ve 108'e eşitleyeceğiz. Olay bu arkadaşlar. Sadece işlem hatası yapmamaya gayret etmeliyiz. 3, 5x çarpı x mavi dikdörtgenin alanı. Sonra şuraya ne kadar kalacak? 5x eksi 5. O zaman yeşilin alanı 5x eksi 5 çarpı x artı Sarının alanı bakın burası 5x eksi 6 olacak. Neden? Bir birim kırpılmış. Şuraya mecburen 5x eksi 6 kaldı. Bir de 2 eklersem 5x eksi 4 olacak. Çarpı x de onun alanı. O zaman 5x kare 5x kare 5x kare 15x kare oldu. Ve eksi 5x eksi 4x eşittir 108. Şimdi her tarafı önce bir 3'e böleyim. 5x kare Eksi 9x olduğu için eksi 3x 108 olduğu için 36 sol tarafa attım. Eksi 36 çarpanlarına ayır 5x'e x. Sonra burası eksi 5 olsun pardon eksi 3 olsun burası da 12 olsun. Bak o zaman eksi 15 ile artı 12 oluyor eksi 3 oluyor gerçekten. 5x artı 12 çarpı x eksi 3 eşittir sıfırdan. Tabii ki x negatif olamayacağı için x pozitif olacak 3 a şıkkı. A artı 3, artı 3 bakın. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Harflendirelim hadi bu sefer. A artı 3'ün karesine T diyelim tamam mı? A artı 3'ün dördüncü kuvveti A artı 3'ün arkadaşlar karesinin karesidir. Bu yüzden T kare olacaktır. T kare eksi T eksi 12 eşittir 0. Haliyle arkadaşlar buradan artık T eksi 4 T artı 3 eşittir 0. T1 4, T2 eksi 3. T1 dediğim arkadaşlar A artı 3'ün karesi. A artı 3'ün karesi 4 ise A buradan eksi 1 olabilir veya arkadaşlar A buradan e, 2 olması, eksi 2 olması için eksi 5 olabilir. Ancak A artı 3'ün karesi eksi 3 olabilir mi reel sayılarda? Hayır buradan çözüm gelmedi. Şimdi A eksi 1 veya A eksi 5 dedik. Yerine yazarsak e, ee, burada artık a kare artı 6 a artı 11 diyor ya a gördüğün yere 1 yaz eksi 1 yaz eksi 1 eksi 6 artı 11 6 geldi. Eksi 5 yaz 25 eksi 30 artı 11 yine 6 geldi gördüğünüz gibi cevap a şıkkı. Polinomlar arkadaşlar biliyorsunuz dereceleri her zaman doğal sayı olan denklemlerdir. Bu yüzden bu soruda önce şunu yapacağım. Baş kat sayısı 2 olan birinci dereceden denklem normalde ax artı b'dir birinci dereceden denklem. Baş kat sayısı 2 olduğu için bu olur. Şimdi hemen bodoslama bx'e cx artı d demeyeceğiz. Ama önce tabii şunu da söyleyeyim. İkinci dereceden denklem elde etmek için birinci dereceyle birinci dereceyi çarparız. En azından bunun şöyle bir şey olacağı aşikar. Ancak hemen böyle iki bilinmeyen yazarsan soruda sıkıntı çekebilirsin. Ben şunu diyeceğim x ile x ile çarparsak x kare ya o zaman buradaki terimin kat sayısı 1 bölü 2'ymiş. Böylece 2x ile x bölü 2'yi çarptığında x kare elde edersin gerçekten. Sonra sabitleri nasıl elde edersin? Sadece 2 sabit çarparak. Böylece buradaki sabit de eksi 4 bölü b'ymiş arkadaşlar. İşte bundan sonra x kare ve eksi 4'ü en azından hallettim. Eksi 3 x için nasıl yorum yapacağım? Dağıtacağım. 2x çarpı eksi 4 bölü b'den Eksi 8 bölü b x olacak. Diğeri de arkadaşlar b bölü 2 x olacak. Demek ki x'in kat sayısı şu x'leri böyle götürürsek. Eksi 8 bölü b artı b bölü 2 eşitmiş eksi 3'e. Payda eşitliyorum. Eksi 16 artı b kare bölü 2b eşittir eksi 3b. Buradan da b kare hepsini e, sol tarafa atayım. Eksi eksi şurası 3b değil tabi orayı bir an 3 yazarken çarparken işte... B kare artı 6 B... Eksi 16 eşittir 0 oldu. Böylece arkadaşlar... B artı 8... B eksi 2 eşittir 0. B ya eksi 8 ya da 2. Artık BX polinomunu kenarda yazıyorum. BX polinomuna ne demiştik? X bölü 2 eksi 4 bölü B. Eğer eksi 8 ise... X bölü 2... Artı 1 bölü 2 olacak. Eğer B arkadaşlar... 2 ise x bölü 2 eksi bu 4 bölü b'ydi eksi 2 olacak. Hangisi sağlarsa şimdi. bx artı 1'in x eksi 2 ile bölümünden kalan demek x eksi 2'yi 0 eşitle. Böylece 2 yaz x gördüğün yere b3'ü bul demektir. b3'ü bulmak için de x gördüğüm yere 3 bölü 2 yazarsam 3 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 2 4 bölü 2 2 geldi. Şıklarda gerçekten var cevabımız b'ymiş. Ama tabii ki Gidip arkadaşlar x gördüğünüz yere 3 bölü 2 yazsanız şıklarda yok. Eksi 1 bölü 2 yoksa bu da doğru cevap yani. Bu şekilde güzel bir soru. Aslında burada ne yapacağız arkadaşlar? 2 denklemin kesim noktalarını bulacağız. Çünkü birinin denklemi verilmiş bakın. Y eşittir 2x artı 4 diye atayım. Hani bunu niye hocam y'yi yalnız bıraktınız derseniz. Y'ler burada aynı olduğu için y gördüğüm yere öbüründe bir şey yazacağım. Bu yüzden hani özel bir sebebi yok merak etmeyin. Y eşittir x kare eksi 3 x artı 8. Normal böyle biri parabol biri doğru formatına gelsin diye. Artık ortak çözmek demek bazen taraf tarafı toplamak bazen birisinin yerine diğerini yazmak fark etmez. O sorun değil. Yeter ki iki denklemi gerçekten ortak payda da buluşturalım. Böylece y gördüğüm yere ben 2 x artı 4 yazıyorum. x kare eksi 3 x artı 8 x kare eksi 5 x artı 4 eşittir 0. Buradan da arkadaşlar x eksi 4 ve X eksi 1 olacak. X 4 olabilir. 1 olabilir arkadaşlar. Şimdi X 4 olursa haliyle ne olacak? Bu X 1 olacağı için Y 1 de yerine yazdığımızda. Peki nerede yazacağım hocam? İster parabolde yaz ister doğruda yaz. Zaten kesim noktası ikisinin de üzerinde demektir. İkisini de sağlar. Kolay olduğu için doğruda yazalım. X 1 4. X 1 1 ise hadi birden başlayayım. Y de arkadaşlar 6. X 1. X 2. X 4 ise yerine yazarsak 4 kere 2 8, 4 daha y2 de 12. 1, 6 ve 4, 12 noktalar arasındaki uzaklığı bulacağız. 2 nokta arasındaki uzaklık x1'lerin x 1'lerin ne demek o? x1 eksi -x x2 pardon 4 eksi 1'den 3'ün karesi artı y2 eksi -y y1 yani 12 eksi 6'dan 6'nın karesi toplamları 45 yaptı. 3 kök 5'miş arkadaşlar e şıkkı. Belki burada neyi kaçırdınız biliyor musunuz? Yapamadıysanız eğer px polinom arkadaşlar polinom adı üstünde fonksiyon değil. Bir polinomda x'lerin dereceleri her zaman doğal sayı olmak zorunda. Bu yüzden bu kök dışına çıkmalı. Kök dışına çıkmayan polinom olur mu? Şöyle bir polinom mesela. Olmaz. O yüzden x kare artı 6 x artı 9 olmalı. Çünkü tam kare x artı 3'ün karesi. Bunu göremeyen arkadaşlarımız bir şey kök dışına çıkması için haliyle kare kök olması lazım. Bir sayının karesi olması lazım. Bir sayının karesi de ne demektir? Delta eşittir sıfır çünkü çift katlı kök. Buradan da yorumlayabilirdiniz. Aynı şekilde burada da yine ister delta eşittir sıfır da çift katlı kökten. istersen de zaten x kare eksi 4 x artı 4 oluyor burası de. Haliyle arkadaşlar bu da x eksi 2'nin karesidir. Böylece px pozitif gerçek sayıları olduğu için ab o zaman şunu diyebiliriz. Zaten a, b'yi buldum ben. Ee, x artı 3 mutlak değer içinde çünkü neyin karesi olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Yine qx burada x eksi 2'nin mutlak değeri diyeceğim tamam mı? Artık bundan sonra x artı 3 çarpı x eksi 2 böyle mutlaklı yazmalıyız. Bu çarpım polinomunun x eksi a artı b ile bölümünden kalan. a'yı ne bulmuştum ben? Ee, 6. b'yi ne bulmuştum arkadaşlar? 4 x eksi 6 artı 4'ten x eksi 2 oldu. Bu polinomun çarpım polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan demek x gördüğün yere 2 yaz demek. x gördüğümüz yere 2 yazarsak burası 5 olur. Burası 0 olur. Böylece cevap 0 olur. A şıkkı. 13 farklı x tam sayısı varmış. Önce ama şunu yapalım. Sadeleştirme yok ki yok. Payları sadeleştiremeyiz. Pay ve paydaları ancak sadeleştiririz. Peki sadeleştirirsek ne olur? sadeleştirmek zaten normalde aslında yanlış bir şey arkadaşlar. Çünkü kök kaybına sebep oluyor. Yani içiniz rahat etsin diye söyleyeyim. x eksi 2 çarpı x eksi 3 eşittir x eksi 2'de kök kaybediyorsunuz. Kenarda o 2'yi yazmanız burada yanlış bir iş yaptığınız aslında e, inkar etmemeniz gerekiyor. Yani biz sadece kökleri kaybetmemek için buraya yazıyoruz. Bir de bunu böyle eşitsizlikte yaptığında tabloda yapman gerekenden kaçmış oluyorsun. Sonuçta bu tabloya 2 yerleştirilmesi gerekiyorken bunu sildiğin an orası gidiyor. O yüzden arkadaşlar matematiksel olarak doğru değil. Biz biraz çözüm uydurmak için zaten sadeleştirme yapıyoruz. Bu yüzden. Hani bir şey olmuyor hocam ya boş boşverin bu kadar muhabbete gerek yok değil aslında. Haliyle x artı a parantezinde x eksi 7 eksi 1 küçüktür 0 arkadaşlar. Buradan e, pozitif tam sayı olduğu için eksi a'yı sola yazacağız. Bunu da 8 olarak yazacağız. Artı eksi artı. İkisi de dahil olmayacak. 8 eksi eksi a eksi 1 Kaça eşit olmalı? 13. Böylece 7 artı a eşittir 13'ten a arkadaşlar 6 oldu b şıkkı. Tepe noktasının apsisi arkadaşlar bakın başlangıç noktası burası olmak üzere. Tepe noktasının apsisi o zaman m artı 1 bölü 2 eksi b bölü a'dan. Mecburen yerine yazacağım. m artı 1'in karesi m artı 1 bölü 2'nin karesi eksi m artı 1 çarpı m artı 1 bölü 2 artı 21 bölü 2 eşitmiş 1,5 yani 3 bölü 2. Buradan o zaman ilk bakın şimdi m artı 1'in burası karesi. Burası da m artı 1'in karesi. Birisinin paydasında 4 var. Onu hemen şöyle yapalım. Dağıtmış gibi olalım. Bakın birinin paydasında 4 var. Birinin paydasında 2 var. Haliyle ne olacak? Eksi m artı 1'in parantez karesi bölü 4 arkadaşlar. Artı 21 bölü 2 atalım öbür tarafa. 21'den 3 çıkarsa eksi 18, eksi 18 bölü 2 olur. Sadeleştirdiğimiz zaman eksi 9, eksi m artı 1'in parantez karesi eksi 36. Buradan m artı 1 arkadaşlar karesi 36 olur. m 5 veya eksi 7 olması lazım. Çünkü eksi 6'nın karesi de artı 6'nın karesi de arkadaşlar 36'dır. Ancak... Burada parabolün tepe noktasının apsisi pozitif ya. Bu yüzden ona da dikkat etmemiz lazım. Şimdi ben gidip mesela şeyi eksi 7 seçersem, m'yi eksi 7 seçersem burası x kare artı 6x olacaktır. Bunun tepe noktası da böylece ne olur? Eksi 3 olur. Bu yüzden m'yi eksi 7 değil 5 olacak. gerçekten 3'te olacaktır. Tepe noktasının apsisi, şimdi 21 bölü 2 ile ilgilenmiyorum artık. Tepe noktasının apsisi 3 olduğu için burası 3, burası da 3. Böylece arkadaşlar OA uzunluğu 6 birim C şıkkı. Bir parabolün tepe noktası, başka bir parabolün böyle üzerinde ise bu nokta diğer parabolün de üzerinde olduğu için o nokta denklemi sağlar. O yüzden bunun tepe noktasının apsisi nedir? A x eksi r'nin karesi artı k'dan dolayı r 2'dir. K da arkadaşlar eksi 3 artı a'dır. Haliyle bu 2'ye eksi 3 artı a noktası denklemi sağ. Git yerine yaz şimdi. X gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 4 artı 2 eşittir eksi 3 artı a. Böylece a arkadaşlar 9 oldu. B şıkkı. Katsayılar toplamı 0'dır. Yani P1 0'dır. X'e 1 vereceğiz. Köklerden biri 1 bir, çarpanlardan biri x eksi 1 mesajı veriyor sana. Sabitlerimiz sıfırdır. P sıfır sıfır. Haliyle arkadaşlar biri denklemi sıfırlayan şey kök demektir. O zaman bu denklemin ikinci çarpanı da x eksi 0 yani x. x eksi 3 ile tam bölünebilmektedir. Bu denklemin üçüncü kökü de 3 olduğu için çarpanında da x eksi 3 olacak. Ve bakın şöyle bir görüntü. x eksi 1 çarpı x çarpı x eksi 3 bir de başında bir baş katsayı a var. İşte size polinom. Aslında size çaktırmadan köklerini vermiş. Böylece P2'yi yazarsak A1, sonra 2, sonra eksi 1, sonra aşağıya yazarsak A, eksi 2, eksi 1, eksi 4. Böylece A'lar gitti. 2 bölü 2'den eksi 1, eksi 1 artı oldu burası. Bunlar da gitti. 1 bölü 4 oldu D şıkkı. Tabloya şöyle bir baktığınızda çözüm şurada gizli. Yani şu size büyük bir tüyo. Bakın şimdi burada çözüm iki hariç dediğine göre demek ki çözüm aralığında burası var üsttekinde. Ama alttaki küçüktür olduğu için, üstteki büyük eşit olduğu için tamam. Ama üstteki küçüktür olduğu için dahil olmayacak o 2. Demek ki eksi 1 burasıymış, 5 burasıymış, burası artıymış bu bölgede eksiymiş. Böylece hem alt bölgede küçüktür sıfırı sağladım. Hem üst bölgede büyük eşit sıfırı sağladım. Ancak üstü sağlayan bu iki değeri arkadaşlar 6 sıfıra eşitlediği için sıfırdan küçük yapmadığı için onu çıkarmalıyım. Bak gerçekten bir hata var mı? Gördüğünüz gibi burası da eksi olsun burası da eksi olsun burası komple eksi olacak işaret değişmeyecek çift kat kök diye uyarmış çünkü. Böylece bakın iki hariç hakikaten şu bölge çözüm kümesine dahil olur işaretleri artı artı ve eksi eksi gördüğümüzden. Demek ki arkadaşlar birinci denklemin baş kat sayısı a olmak üzere kökleri x artı 1 x eksi 5 yapacak denkleme. Çünkü eksi 1 ve 5 oldu. Öbürü de arkadaşlar a baş kat sayısı sayesinde x eksi 2'nin parantez karesidir. Bunun kökleri x 1 e, eksi 1 x 2 5 olduğundan. Bunun kökleri de x1 eşittir x2 2 olduğundan kökler toplamına gideceğim. Ne alaka peki kökler toplamına gidiyorum? Bakın bu 2B bölü A, D bölü A'yı ayrı ayrı bulamayacaksınız. Kökler toplamı eksi V bölü A'dır. Diğerinde kökler toplamı eksi D bölü A'dır. Şimdi eksi B bölü A'nın ben ne olduğunu biliyorum. 5 eksi 1'den 4 olduğunu biliyorum. Sonra yine burada arkadaşlar. Diğeri de kökler toplamı x1 artı x2 ikisi de 2 olduğundan 4 olduğunu biliyorum. Eksi d bölü a da 4 yaptı. Böylece ben artık B bölü A'nın ne olduğunu öğrendim. Eksi 4. D bölü A'nın ne olduğunu öğrendim. O da eksi 4. Bunu 2 ile çarparsam burası eksi 8 olur. Haliyle 2B bölü A artı D bölü A da eksi 8 eksi 4'ten dolayı eksi 12 oldu A şıkkı. Böyle güzel bir yorum sorusu. Sınavda da ben bu tarz böyle güzel yorumlar bekliyorum. Sebebi de şu. Hani yapayım çıksın dedirtmiyor soru. Önce bir bakıyorsun Tabloyu analiz ediyorsun, anlamaya çalışıyorsun, yerine yazıyorsun, sonra görüyorsun. Zorluğu, basitliği önemli değil, iyi.